Bu ne biçim gözlük lan? Rahmi abi doğru söylüyor. Cenazemiz var. İnsan biraz dikkat eder. Bana diyene bak. Tahminen ne zaman başlarız abi? Cenaze arabası gelsin, namazı kılıp başlayacağız gömmeye. Cenazeyi demedim ben abi. Başka neye başlayacağız oğlum? Miras paylaşımına. Yazıklar olsun lan sana. Harbiden yazıklar olsun sana Mustafa. Bir an konuyu hiç açmayacaksın sandım. Bak baştan söyleyeyim, köyün girişindeki tarla benim. Ulan daha babamızı toprağa vermeden miras kavgası mı başladınız? Ne para göz adamlarsınız siz? Allah bilir, öldüğü için sevinmişsinizdir. Adamlara laf söylüyorsun da babamız hayatta hayatında ölüm döşene diye kusura hak geliyordu. Ne çabuk unuttun? Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Boşuna beklemeyin. İçim geçti biraz. Kesmece karpuz 1 lira. Kesmece karpuz 1 lira. Abi canım karpuz çekti. Bak kilosu 1 lira. Alalım mı bir tane? Mezarlıktayız oğlum. Hem karpuz üreticileri bu kadar zor durumdayken o karpuzun tadı bana acı gelir. Abi saat 3'e geliyor. Bugün de cuma. Hafta sonu 2 gün kapalı olacak noteller. Lan ben onu tamamen unutmuşum. Gitsek mi acaba geç olmadan? Çüş. Daha cenaze bile gelmedi. Millet ne der sonra? Doğru ya. Aman ne dersin desinler. Çabuk olun. Mesai bitmeden hemen yetişelim. Ulan böyle halis evlat mı olur? Daha baba söyleri bir hafta olmuş. Şimdiden miras peşine düşmüş. Tüh yazıklar olsun sana. Sizin işlem neydi? Bizim babadan kalma bir miras vardı. Başınız sağ olsun. Ne zaman rahmetli oldu? Bu sabah. Bu sabah mı? Biraz acele ederseniz seviniriz. Daha cenazeyi gömmedik de. Adı soyadı neydi babanızın? Sıtkı Sıyırdı. Sıtkı Sıyırdı. Sıtkı Sıyırdı. Buyurun babanızın vasiyeti. Çocuklarım. Siz bu mektubu okuduğunuzda adım gibi eminim ben daha morgda olacağım. Ulan bu benim babamın sesi değil. Ben okuyorum abi. Paraya pula bu kadar önem vermeyin. Bak ben hiçbir şey götüremedim yanımda. Mevlana'nın güzel bir sözü var. Köpeklerin kavgası birisi aralana kemik atana kadardır. Miras için büyük kavgalar yapacağınızı biliyorum. O yüzden siz kavga etmeyin diye bütün paramı Mehmetçik Vakfı'na bağışlıyorum. Buraya kadar geldiniz, eliniz boş dönmeyiniz diye de 2 aylık elektrik faturamı Rahmi sana bırakıyorum. Su faturasını da Kamil sen ödersin. Mustafa ve Serhat size de bakkal bahtiyar olan veresiye borcumu bıraktım. Hadi ben kaçtım. Az bile yapma sana. Daha mezar görmeden miras derdine düştüm. Şuraya bak, ne hayırlı evlatlarmış. Babaları için nasıl dağılıyorlar. Yeter bu kadar ağladın Rahmi abi, derbeder ettin kendini. Nasıl ağlamayayım oğlum? Köyün girişindeki tarla çok da eğlenecek gibi verdi.